Şimdi tabii ilk yayın olduğu için çok fazla haber yok. Dünden bugüne hani müthiş haberler bulamadım. Sadece bir tane büyük haber var. Yani Twitch'le ilgili büyük bir haber. Bir de spekülatif bir haber var. Onunla ilgili sadece üzerine hani konuşuruz, yorum yaparız diye bir şey söylemeyeceğim. Yani normal muhabbetle de başlayabiliriz, yoksa ufaktan dedikoduya da geçebiliriz. Biraz muhabbet edelim. Sen, evet, dün akşamdan beri nasılsın bakalım? İyiyim yani, yoruldum çünkü hani dedikodu yayını yapacağım dedim, ancak haberlere bakayım hani ne var ne yok diye böyle bir bakınca insan yoruluyormuş mental olarak. Bu haberler, bu ortam, sosyal medya ortamı. Ben çünkü çok şeyim, pasifim sosyal medya. Twitter kullanmıyorum, Instagram senelerdir fotoğraf atmıyorum. Yani yayını yapmasam sosyal medyada yok gibi bir şeyim ve bir anda işin içine girince, bir şeylere bakınca mahvoldum. Yani korkunç bir yere o haline gelmiş sosyal medya. Felaket. Evet, çok felaketmiş yani. Biraz onun mental yorgunluğu var. Hani bir an önce şu yayını yapalım istedim ki. Yanda çünkü şeyler var. Sekmeler şu an açık. 5-6 tane konu var. Bir sürü haber baktım. Özellikle Twitch'le ilgili. Bu temiz Twitch olayı, arka planı, perdesi, büyük yayıncıların kavgaları falan. Geldin mi Gemlin? Hoş geldin. Gembin Live. İsmini söyler misin? Önce Gembin. Hoş geldin bu arada. İsmini öğrenebilirim. Yani Gembin demek bana biraz şey geldi. Diyemiyorum. Zor mu geldi? Zor geldi valla. Aslında alamet farikası orada. Şey diye hep soruyorlar. Hani Gembin, neden Gembin diye. Ben takıntılı bir insanım diyorum. Gembin söyleyince böyle sanki ağız dolusu, kaşık dolusu en sevdiğiniz yemeği yerken bütün bir kaşığı ağzınıza götürdüğünüz o tatmin hissi yaşatır ya, en sevdiğiniz yemek. Gembin kelimesi bende o hissiyatı yaşatıyor. Gembin, hani dolu dolu, yani karlı bir yemek yiyormuş hissiyatı. Gani. Mesela güzel kuru fasulye pilav. Bir kaşık dolusu kuru fasulye pilavı yerken hissedilen o hissiyat. Evet. Aynen, karlı bir yemek. Asıl isim diye soracak olursanız Can Kat. Evet. Can Kat. Anlamı? Can katmak. İşte yani. Gayet evet, ayrıca basit. Ben yine başladım. Uçtum. Allah'ım yarabbim ya. Evet. Can katmak, kusura bakmayın. Demek herkes bir soruyor hani anlamı ne diye. Bir zaman tanıyorum zaten, bir ayırıp hani hecelerini, sonra anlaşılıyor tamam buymuş değil. Ama deminki şeye benzedi bu. Onur'un mesleğini okurken ki halime benzedi bu. Benim mesleğim itlik. ama ne yapayım, birdenbire şey yapınca önüme it yazıyor da it okudum ben. it yazmadım. Ay, seni tanıyalım mı biraz Cankan? Olur. Nasıl anlatayım? 29 yaşındayım. Hukuk öğrencisiyim, uzatmalı. Yakında psikolojiye de okumaya karar verdim, ona da başlayacağım. Onun haricinde yayınlar yapıyorum. Sadece oyun yayın değil. Muhabbet, böyle genç dimağları zehirleme yayınları. Nasıl yapıyorsun onu? Evet, bir hukukçu daha. Okulun hangi bölümünü yapıyorsun? Yani şu an hani spesifik bir yönelme yok. Zaten çok sevdiğim bir şey de değil bölüm. Değil mi? Lanet ederek birazcık. Hoş geldin Börekli Börek. Selam. Evet. Söyle. Şeyi çok istiyordum. Normalde ben hafta sonları küçüklükten beri magazin yayınlarını izlemeyi severim. İştence yani. Şimdi itiraf edeyim. Kimin? Maalesef magazin programları. Tamam, magazin. Televizyon kanallarında. Önceden magazin herhalde. Yani bir dedikodu, bir magazin hani şey istiyorum. Dedim ki burada da yapmak istiyorum. Böyle bir dedikodu ki en son Twitch'te bir sürü olay patlak verdi. Temiz Twitch'çiler, kirliler, şunlar bunlar. Dedim ki bir dedikodu yapayım ama kimse yok. Yani etrafım hep bunun için kendini fazla cool gören insanlarla dolu. Kaptan, o Burada da bilmiyorum izleyici mi yoksa moderatör mü? O dedi hani Betaksar onunla da konuşabilirsin bak böyle bir şeye o da sıcak bakar diye. Oradan bir şey oldu da bayağı bir denk gelemedik ya. Yok gelemedik. Sen aradın ben aradım bir türlü denk gelemedik yani konuşamadık edemedik. Nasıl yapacağımızı nasıl edeceğimizi bir konuşuruz bir bakalım. Fikirler varsa fikirleri açın. Buradaki arkadaşlar da bizlere herhangi bir fikir verirse. Yani şimdi Gembil'le beraber eğer nasip olursa, anlaşırsak bir şekilde yapabilirsek magazin dedikodusu yapacağız. O yapacak ve biz dinleyeceğiz. Taşlamasınlar bizi. Yok taşlamazlar bizi. Yani buradaki... Twitch, YouTube, Facebook ne bileyim dedikodular şunlar bunlar bir sürü olaylar oluyor. Aynen öyle bir şeyleri yapacağız, edeceğiz, karşınıza getireceğiz bakalım. Hani hem birbirimize destek olacak, hem bana hem ona. Will Smith'in geçen bir şeyler olmuş ama bir türlü onu şey yapamadım biliyor musunuz? Olaylar olmuş. Tokat Show. Evet. Bayağı bir şey olmuş ama izleyemedim bir türlü. Oscar töreninde mi? Bir şeyde herhalde olay olmuş. Adam diyor ki sen diyor benim diyor karımın diyor. Ağzına diyor alamazsın diyor o ismi diyor çat diye bir vuruyor. Vurdu mu? Of çok. O kadar tatlı vurdu ki ben üf oldum ya böyle. Gerçekten mi vurdu? Dark hoş geldin. Gerçekten vurdu. Allah çarpsın gerçekten vurdu. Ya gerçekten mi vurdu? Yemin ediyorum. İzlemem lazım bir saniye. O zaman tamam izlememiz lazım. Bulmam lazım. Vallahi vurdu. Evet kaptan. Buldu. Bulur. O bir dakika tam ekran yapacağım bunu bu tarafa getireceğim. Azıcık bekleyin. Biliyorsunuz ben acemi tavuk. Ama bu Will Smith değil ki. Kim? Will Smith Chris Rock'a tokat atıyor. Dur bir dakika açacağım tam ekran yap. Hazır mıyız? Açtım. Doğru yaptım değil mi? Javier Bardem and his wife are both nominated. Javier Bardem bir şey. If she loses, he can't win. O kaybederse diğeri kazanamaz. He is praying that Will Smith wins. Like please, Lord. Jada, I love you. GI Jane 2, can't wait to see it. All right? Nasıl sinir oluyor şu an? Buna mı attı tokadı? Evet. Niye? Çat. Vurur gibi yapmış ya. Wow. Ha. Will Smith just smacked the out of me. Wow, dude. It was a GI Jane joke. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? Adam ciddi adam. Dur bir dakika. Bir dakika. Bu şaka mı gerçek mi anlamadım ki şimdi ya. Hemen hızı 0.25'e alalım. Tamam alacağım bir saniye. Gerçekten anlamadım. Çalma hızı 0.25 mi? Tamam. En düşüğü alalım. Tokatı hissedelim. Değmiş. Ya bak burada sanki şey gibi, hani gerçek değil gibi, hani ucu değmiş gibi parmaklarının. Yalnız gülüyor çünkü bak, bir gülüyor orada. Lakin o da o yapıyor. Lakin Will Smith just smacked the out of me. Şurada ama şey, burada sinirli gibi gerçekten. Sonrasında özür diledi Will Smith ama kabul etmedi Chris Rock. Özür diledi. Adam sinirden dişlerini sıkıyor. Yok yaptığı aslında korkunç bir şeydi ki Jim Carrey güzel söyledi. Normalde bu adamın aslında hapiste şu an yargılanması lazım. Ya gerçekten ama şimdi kolay yapılamaz. Tamam da niye bunu şey yapmışlar ki onu anlamadım yani. Bak gerçekten anlamadım. Şimdi eşi hakkında kötü bir şey söylememiş ki. Hani eşi hakkında ağır konuşur. Şöyle patavatsız bir şaka yapmış. Yani patavatsız bir şaka. Tamam hani dersin ki patavatsız bir şaka yaptı. kızar geçersin. Hatta kendine destek de bulursun sosyal medyadan. Ama Hı-hı. normalde böyle şöyle bir kötü olayı var. Normal Oscar ödül töreni hani beyaz üstünlüğüyle ilgili çok fazla eleştiri vardı. Hı-hı. O yüzden Will Smith'in ki Oscar kazandı ve muhtemelen kaybedecek önemli bir şeydi. Şimdi şöyle diyorlar beyaz üstüncüler. Bakın siyahları ya da başka renktekileri siz buraya taşıdınız ama Hı-hı. onlar kendi şiddetlerini de buraya getirdiler. Yani o ya attığı tokat böyle bir alt anlamı da geliyor. Bu Amerika'da çok tartışma konusu olacak. Yani. Anladım. Kadın hastası bir dakika. Bir saniye. Ya saç kıran hastalığı varmış. Kadında mı? Sarımsak. Evet, karısında. Hemen arıyorum onu. Sarımsak sür. Kelliyle dalga geçti. Kadın keldirdik ama ya. Kadın hastalıktan saçı kasılmış. Will Smith'in oyunculuğu iyidir, güzel oynamış. Gerçekten bak, o tokat olayı bence gerçek değil. O yani vurmamış gerçekte. Bireysel bir özür değildi ama genel olarak herkesten özür diledi. Will Smith'in yerinde olsam tokatta kalmazdım. İzlenmeyen Oscar ödül törenini nasıl izletebiliriz? Evet bak Dark, bu konuda haklısın. Bence de öyle bir şey yapıldı. Hani Oscar ödül törenleri eskilerden daha çok, eskilerde bayağı izleniyordu ama şimdi doğru düzgün pek bir havası kalmadı Oscar'ın. Az bile yapmış. Sarımsak mı? Evet. Hemen arayın şatayı. Will Smith gelir tokat atar bana batar. Ama şeyi söyledim, saç kıranın tedavisini söylüyorum. Sarımsak. Gerçekten bak. Çare sarımsak. Aynen, sarımsağı böyle böleceksin. Acısını böyle yapacaksın. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir kavgası var. Mert Günhan açıklama. Şöyle diyorlar kısaca. Sen siyasete girmek için bizi yarı yolda bıraktın. Bizim gelirlerimizin kaybına neden oldun. Şimdi sen diyorsun ki siyaseti bıraktın. Ama bize attığın kazık ne olacak? Da bir şey yapmışlar. Buradan şuna sadece dedikodu yapalım istedim. Bu büyük yayıncıların bu olayları yüzünden bu Twitch ortamı ne olacak? Bu temiz Twitch hareketine girişenler ki hani şahsi fikrimi söylüyorum, ben çok samimi bulmuyorum bu temiz Twitch hareketi. İçlerinden bazılarının da bu işe karıştığını gördükten sonra, duyduktan sonra ama hani karışanların çoğu zaten ayıklandı ki. Yok, ayıklanmadı. Yani birçoğu hakkında takipsizlik verdi. Birkaç kişi sadece suçlandı. Kalanı devam ediyor. Hatta paylaşmıştınız. Rekits o yok Pat. Rekits Mert Günhan'ın olayı farklı. O başka bir şeye dert yanıyor. Hani o siyasi tarafına diyor. Jahrain demiş. Siyasetçileri çok atmış. Hani böyle bir ortamda artık ben oy vermeyeceğim çünkü muhalefette iktidar kadar kötü, bunlara oy verilmez gibi bir şey demiş. O demiş ki yüzlük kuyruğuna geldik. Böyle bir ortamda sen niye insanlara negatiflik aşılıyorsun? Gelip de laf atmış. Yani aslında işin özü şu. İşin içine siyaset girince Twitch gibi bir ortam bile bozuluyor ve kamplaşıyor. Herkes kutuplaşıyor. Bir taraf diyor ki sen bizi siyaset yüzünden ekmeğimizden ettin. Başka bir taraf diyor ki sen siyasete giriyorsun ve bizlerin de siyasi görüşü olan şeylerde bize zorluk çıkarıyorsun. Niye böyle yapıyorsun diye. Bu büyük yayıncı, ben daha önce geçen dönem Filmel Adam diye bir yayıncı var. Onunla da konuşurken dedim. Bizim gibi ufak yayıncıların da aslında bir araya daha çok gelmesi lazım. Daha çok birbirimizi paslamamız lazım. Çünkü büyük yayıncıları Elren'le aynı oyunu oynuyoruz. Adam 40.000 izleniyor. Ben 4 kişi izleniyorum. Buradaki olay oyunu oynamamız ya da oynanan oyundan ziyade marka bilinirliği, marka değeri. Yani benim hani tırnak içerisinde marka değerimle adamın marka değeri aynı değil haliyle. O yüzden bu sosyal ortamda siyaset işin içine bulaştı. Ne olacak? Mesela sizce? Twitch'in geleceğini nasıl düşünüyorsun? Mesela Twitch'ten başka yere gitme gibi bir plan var mı? Bende mi? Evet. Yok. Gidersen Fes'e giderim herhalde. Facebook'ta yapıyorlar Facebook. Ya. Ha, Facebook'la ilgili de şu var. Normalde iki sene... Tam adamına sordun diyor. Tam adamına sordum o konuyu. 2-2,5 sene önce Facebook Twitch'ten büyük birkaç tane Türk yayıncıyı şey yapmıştı. Transfer etmişti büyük paralara. Var zaten. Orada izlediklerim var mesela. Oyun babında izlediklerim var. Şimdi işte o büyük yayıncılardan birkaçı işte Can Sungur ya da Pintipanda Facebook'u bıraktılar. Sözleşmeyi feshettiler. Çünkü Facebook şey demiş. Mesela. Panta Facebook'taydı. Ayrıldı mı? Kim? Pintipanda. Pintipanda. Tabii tabii dün son yayını yaptı. O da olay şu. Facebook transfer ettiği parada demiş ki bu para meğer biz size çok vermişiz. Bu parayı azaltalım. Panda demiş ki parayı azaltırsan ben de yayın süresini azaltırım. Yayın süresini azaltırsan o zaman sana verdiğim paranın 1/3'üne düşürürüm paranı deyince böyle bir karşılıklı parada anlaşamayıp işte Can Sungur, Pintipanda falan YouTube'a geçtiler. Hani biz bireysel takılacağız artık deyip paralı çalışan olmayacağız. O yüzden Facebook tarafı da şey, herkes ben de dahil olmak üzere Facebook ama çok para veriyormuş meğersem yayıncılara, gözümüzü boyamıştı. Öyle değilmiş. O yüzden şu an bir YouTube biraz daha hani daha özgür oluyorlar diye. Evet, YouTube daha şey ama YouTube'da da belli bir şey var herhalde. Limit gibi bir şeyler var galiba. Limit bilmiyorum. Fatma baştan beri Jao'yu destekledi. Kavganın asıl sebebi Jahrain'in hastalığı ve köpeğinin hastalığı. Siyasetten film yapmadığını düşünüyorum. 8 yıldır takipçisiyim. YouTube'da para kesintisi çok fazla. Evet, YouTube'da para kesintisi çok fazla. Gerçekten öyle, net felaket bu akşam nedense. Patlat bu arada yani ben Jahrain'i bireysel olarak hiç tanımıyorum. Hani bir iki videoda şurada burada görmem haricinde hiç görmedim. Hiç tanımıyorum. O yüzden yorum yapamam. Sadece şunu ilk milletvekili olmayı istediğini söylediğinde şunu dedim. Güzel bir söz vardır. Ben de izleyicilerime hep söylüyorum. Politika maymunlarının, siyaset aptalların işidir. Jahreyn gibi bir adam bu kadar büyüdüyse, bu kadar kitle sahiplendiyse onu bir şekilde kafası çalışan zeki bir adam demek ki. Girmesin. Yani şahsi yorum, girmesin. Siyaset vakit kaybı ya da zararlı demiştim. Bırakması bence şahsen doğru bir olay. Yani siyaset çünkü bir kere siyasete bulaştı mı şey gibi. Zaten siyasetten konuşmuyorum. Ben evet, siyasetle ilgili çok acemiyim, şey yapmıyorum. Pek, siyaset işte ben de zaten konuşulmaması gerektiğini söylüyorum. Venom filmini bilirsiniz. Venom nedir? Bir kere bulaştı mı sana, vücuduna, seni ele geçirir. Siyaset muhabbeti de bu. Yani bir kere ona bulaştı mı kaçış yok. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? 60 FPS 720'dedir. Ama ya bana göre şu an yok yayında bir şey. Bu arada Büşra Rahman de yazmış hani yok bizden diye. Bizden yani bizim nette var herhalde. TürkNet'e başvurmak lazım hemen. Aa, ben de acilen bizim şeylere bakın. Acilen bakın diye. Ben de TürkNet'liyim. Aslında şeye üzülüyorum. Keşke İstanbul'da olsam diye. TürkNet'in 1000 megabitlik altyapısını kullanabilecek bölgede olsam diye böyle bir hayıflanmıyor değilim. O zaman şahane şeyler olurdu. Twitch olayı şu anki büyük olay bu. Twitch'te dönen büyük kavga. Benimki mi 720p 60 FPS? Benimki değil mi? 720'ye 60'tır evet. Benimki 1080 çünkü. Sen 1080-60'ı nasıl alabiliyorsun? İyi alabiliyorsun. Yani 4000 bitrate'de veriyorum yayını. 4000'de. Hı-hı. Yok 4000'de de vermiyorum ben. Daha düşük veriyorum mesela. Aslında kızıyor. Kaptan da bana kızıyor. Şey diyor hani Türkiye'de kaç kişi 1080p yayın kaç kişi izleyemiyor çünkü evet, şey yapamıyor. O yüzden 1080'de şey yapmak için kaldırabiliyorsa çok iyi. Evet. Nette şey var. Ben şu bir saniye şu TürkNet'e bir 2 saniye bir alo yapacağım. Ho, TürkNet'e alo yapmak kadar korkunç bir şey yok ya. Bak şu an sen yine 25-24. Demek ki reklam var arada. Reklam giriyor işe. Evet. Evet ne iş reklam yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Onu öğrenelim. Arkadaşımız sormuş. Fatma sormuş. Ben düşünürüm. Ben hukukla uğraşıyorum ama nefret ediyorum. Yani ben yüzden... biliyorum da arkadaşımız da bir tanısın. Hukuk öğrencisiyim. Ben bu arada uzatmalı. Ama ne kadar rezalet, pis bir şey meslek olduğunu gördükten sonra dedim ki ben bu mesleği yapmak istemiyorum. Psikoloji okumaya başlayacağım ben. Ya da psikoloji yanında da tarih okuyacağım. Psikolog artı tarihçi olmak istiyorum. Hatta şimdiden tarihle ilgili ilk yazmak istediğim kitap hazır. Yani hazır dediğim yazma değil de ne yapacağım hazır. Hepsini şey yapacağım. Öyle keyif insanıyım yani. Hedonist bir insanım. İlk dedikodumuz bu olaydı. Bu tamam. Biraz şey gibi, filler ve çimen olayı gibi. Şu an o filler tepişiyor. Bütün ilgi, alaka ya da muhabbet onlar üzerinde. Beğendiğin seyrettiğin yayıncılar var mı? Benim mi? Arada sırada single player oyunları izlemek için Pintipanda'yı ben kullanıyorum, izliyorum. İşte şey olsun, Horizon Zero Dawn en son oynuyordu, bıraktı. Onun haricinde Easter Gamers'ı takip ediyordum. Bu son olaylardan sonra biraz ona karşı da bir ilgim, alakam azaldı. İşte Easter'ı ben çok seviyordum mesela. Gerçekten çok seviyorum. Evet. Hala da. Ama pek şey yapmıyorum. Ya ben Easter Gamers 100.000 takipçisi falan vardı. Hatta Takla King'de falan ortak yayınları oluyordu. Videoları oluyordu. Sonra bir dönem multiplayer'da yayınlar yapıyordu. Severek izliyordum yani adam eğlenceli. Ya felaket güzel oyun oynuyor. Tam benlik. Aynen benim gibi oynuyor. Evet. Azelza'yı öneririm. Evet. Azelza sen... Aynen benim gibi oynuyor. Şahane bir oyun oynayışı var. Ben hala tabii TürkNet'e ulaşmaya çalışıyorum bu arada. Kusura bakmayın. Yok diyorum ya TürkNet'e ulaşmıyor. Yani ben TürkNet'te yarım saat uğraştığımı bilirim o müşteri hizmetlerine ulaşmak için. Ben şu an bana diyor ki herhangi bir sorununuz yok diyor ama ben sorunum var. Ama yok yani biz yok diyorsak yoktur diyor. O botu atlatmak imkansıza yakın. Yani şey gibi oyunlardaki son boss gibi bir şey o. TürkNet'in şeyi. Şey yapacağım. TürkNet'i şikayet edeceğim buradan doğru. Ama ben şikayet etmeyeyim. Ben de severek kullanıyorum yani. Hala da fiyat performans olarak en iyi internet TürkNet. Ya TürkNet zaten TTNet'ten aman tabii TTNet'ten. Hepsi oradan. Alt tipi oradan kullanıyor. Ben de geçecektim 20 FPS'e 160 dediler. 160 dediler. Peki fiyat performans. TürkNet'te mi var 160 FPS? 160 TL. 20 megabit 160 lira niye dediler onu bilmiyorum. Yani ben o TürkNet değildir. Tabii şu an zam yaptılar. Şu anki fiyatı 140 lira mı 150 lira mı 145 lira oldu. Yanlış hatırlamıyorsam ama ben 100 megabit kullanıyorum. Hani internetim altyapım destekliyor diye. Yani 100 megabit interneti kullanıyorum ve Jahrain'in evinde server varmış. Evet. O öyle bir şey var. Şehir efsanesi var. Bilmiyorum. Hani dedim yayınlarını izlemedim ama herkes şey diyor. Jahrain internet çok çünkü evinde server var. Kendi server'ı var diyorlar. Ama diğerlerinin internetleri de gerçekten öyle. Burada TürkNet'in bana bağladığı internetin server'ı var diyeyim. Bu çünkü yani bu para verseniz de alabileceğiniz bir internet değil. 2 kilometre fiber kablo çektiler ve evimde böyle bir canavar. Nasıl desem bu Telekom'un falan fiber altyapısı çeken insanların bildiği aletler falan var burada. Ben hiç anlamıyorum. Modemi resetleme yeteneğim bile yok. Onu bile yapamıyorum çünkü çok manyak. Benim şey değil ki gayet güzel şey yapıyor. Pintipanda'nın biliyorum ben 1000 megabit interneti var. Yani gerçekten öyle. Eğer ben bu bölümde değil de bu önceki oturduğum yerde otursaydım 1000 megabit internet benim de olacaktı mesela. Ama burada altyapı fiber olmadığı için mesela kullanamıyorum ben 1000 megabit'i. Ben de burada çünkü istedim. Dedim ki TürkNet'e ben dedim Aydın'dayım. Buraya dedim 1000 megabit internet çeker misiniz? Hani dedim yayın yapıyorum. Büyük yayıncı olmasam yapmazlarmış. Beni kale almıyorlarmış. Büyük yayıncı olursam böyle çok büyük yayıncı olursam ileride bir gün o zaman kale alıp buraya da çekerler altyapı. Şu an bir İstanbul'da var bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum başka var mı? TürkNet evet. TürkNet ev turunu izleyin. İşte hatta yani hani çok ilgimi çekmediği için yani ben oturup da böyle boş bir değil. İzleriz. Onu da izleriz. Bakarız. Gerçekten var mı? 50 yeter 20 ya. Tabii normalde 50 de yeter ama ben işte yayın yapıyorum. 1080p aslında hata ediyorum muhtemelen. 1080p yayın. Ben çok hata ediyorsun çünkü seni izleyen bana da şey mesela bak Gürkan'ın internetinde sorunlar vardı başlarda. En başından beri beni takip eden arkadaşlardan bir tanesi. Ondan sonra bayağı internetinde sorunlar vardı, şeyler vardı. FPS hep abla düşürsen izleyemiyorum bak donuyorum abla. O şekilde şey yapıyordu. O yüzden interneti düşürüp de şey yapıyordum. Ne zaman ki internet düzeldi Gürkan'ın mesela. Ondan sonra ben normal şeye geçtim. İşte orada da benim bakış açım şu. Normal Twitch hani ayağıma taş koymasa kalite ayarı var. Yani 1080p değil de izleyici 720'ye çeker. 480'e çeker. Yayını izler rahat rahat. Ama onu herkese yapmıyor. O şimdi mesela belli bir şeyden sonra sana o hakkı tanıyor. Hani 420, bende var. O hak var zaten. Bende o hak var. Onu bende de olması lazım ama iştirak şeyinden sonra onu aldım. Şu an bilmiyorum. Bazen kendi kafasına göre vermiyor. Bazen kendi kafasına göre vermiyor işte. Evet. Hani mecbur kaç FPS veriyorsan o şekilde veriyor. Şu an var değil mi ablası? Bak şu an bende varmış mesela. İşte yani. Ben ona güvendiğim yani. İçin. Hani dedim ben 1080'i vereyim. İnternette olan herkese, 1080'den izler. Olmuyor işte bak. Her zaman olmuyor o dediğin evet, şey. Bazen olmuyor. O yüzden ben özellikle bu dedikodu ya da bundan sonra kendi yapacağım muhabbet yayınlarında da YouTube'da yapmayı düşünüyorum. Ya da şey yapabilirim belki. Kalite ayarını düşürüp aynı anda hem YouTube hem Twitch'te bir anda birlikte yayın yapabilirim. Hı. Yani onları o tarafa şey yapabilirim. Esas olayımız bir de normalde bir konuyu daha konuşmak istiyordum. Hı. Ama ismi teyit edemediğim için ve hiçbir yayıncıyı da zan altında bırakmamak için şey yapmayacağım. Bir Twitch'te pedofili olayı var. Bir yayıncı ile ilgili bir iddia var. O yüzden şu an dillendiremiyorum. Tabii ki hani masumiyet karinesi gereği. Ama ileriki safhalarda muhtemelen ayyuka çıkar. Hani cezalandırma olmadan herhangi bir ceza almadan tabii ki isim söylemeyiz ama bir yayıncının bir pedofili hani bir 18 yaşından küçük bir takipçisiyle ilgili bazı hareketleriyle ilgili bir olay var. Bir söylem var. Aslında bu olaylar Twitch'te benim hep korktuğum şeylerdi. Çünkü mesela benim izleyici kitlem çoğu 18 yaşının altında. Yani şöyle bir olay var. Az izleyenim var, az takipçim var ama çok izleyeni olan, çok takipçisi olan yayıncılarda 18 yaşının altında çok fazla takipçisi var, izleyici var. Ve bazılarının ölümüne seviyor yayıncısını. Hani büyük bir ilgi, alaka, sevgi ve bir şekilde bir insan art niyetli olup da bunu yanlış şeylerde kullanabilir. Yani bu sosyal medyada bu korku ezelden beri vardı. Hani Twitch'in ilk böyle büyümeye başladığı dönemlerden beri. Ama o zamandan bu zamana pek bir şey olmadı. Ya da öyle biliyorduk. Öyle biliyordum. Yani Discord'da çok oluyormuş bu tür olaylar. Ama Twitch'te böyle ilk kez bir yayıncının adı dillendirildi. Böyle bir olay var. O şerik olmadıktan sonra onu nasıl olsa şey yapmayalım. Neyi? Oyun kaldırılmış şu an sen. Evet sen ikide bir reklama giriyorsun. Senin şeyin reklam ayarı olmuş nedense. Yani Twitch'in bir bu tarafı da var. Öyle söyleyeyim varmış. Tamam başka dedikodulara geçelim hadi. İyi. İbrahim Tatlıses CZN Burak ve şeye sallamış Nusret'e. Demiş ki siz Nusret'e benim... Nusret'e niye sallamış? Siz benim şeyimi kullandınız. Adımı ya da benim yeteneğimi, benim olayımı kullandınız. Aslında sizin yaptığınız o çiğ köfteler çamur gibi. Etleriniz rezalet. Siz nasıl bir şeysiniz? Benim nasıl bilinirliğimi ya da bu etlerle ilgili, bu yemek kültürüyle ilgili bilinirliğimi kullanarak kendinize prim kastınız diye hoş geldin, aleykümselam. Eleştirisi var. Onlara böyle bir salvosu var. Bilmiyorum hiç Nusret'le falan et yediniz mi ya da gezene buram? O kadar aşamadım kendimi maalesef. O kadar şey yapamadım kendime. O yüzden İbrahim Tatlıses... O zor biraz yani. Tatlıses'le amacımları götürdük ama. Evet değil mi? Bak şu an ben de reklama girdim değil mi? O da battı herhalde değil mi? Tatlıses bir daha hiçbir yerde görmedim bir daha. O Vallahi bilmiyorum şu Tatlıses'in an var mı yok mu Tatlıses. firmalarını. Aleykümselam, hoş geldin Sami Yusuf. Aleykümselam. Yani hani şeyi anlarım. O CZN Burak ne bileyim onu daha yakın da Nusret'i nasıl niye sallamış? CZN de şeyde YouTube'da mesela YouTube şeylerde böyle videoları vardı ya. Hani onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş bilmem ne Evet filan evet. gibi. O şekilde adam bayağı yürüdü yani. Aa, Maşallah var. Geçen gün bir haber gördüm bilmiyorum doğru mu? Cristiano Ronaldo'yla restoran işine girmiş ortak diye duydum. Wow. Evet ben de bir Süpermiş. şaşırdım. Yani doğruluğu ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Cristiano Ronaldo'yla ortak restoran nasıl birbirlerini bulmuşlar, nereden bulmuşlar? Hani biri diğerine Instagram'dan DM'den mi yürümüş? Ama böyle bir şeyleri var. Adamlar Patpa onaylıyor herhalde. Onayladın mı şu an Patpa? harbiden yapıyormuş değil mi? Doğru, vay be. Doğruymuş bak. Doğruymuş bak. Yani büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Onayladı yani. Hani Ronaldo ne alaka deyip geçiyorum. Bilmiyorum Survivor izliyor musunuz? Oo, Survivor hastasıydım. Bu sene Survivor izlemiyorum işte. Orada bir tane kız varmış Suudi'ye Sude gidiyorum. diye. Evet. Biliyorum. Onun ailesinin iş yerine kızın fotoğrafı yırtılıp tehdit şey hani yırtık fotoğrafıyla bir tehdit yapılmış. Neden? Ee, Valla bilmiyorum programda çok mu şey hani çok mu sesi çıkıyor ya da çok mu ön planda bir karakter. Ön planda falan değil de ilişkileri aşk gibi bir şeyler çıktı ortalıkta bir şeyler falan ama artık bilmiyorum. İşte ondan sonra kendisine şey yapılmış. Tehdit ailesine. O Hmm. da bir ufak bir haberdi. Ee, Bruce Willis sinemayı bıraktı maalesef. Üzülüyorum. Yani karakteri, kişiliği, normal hayatında nasıl biri olduğu önemli değil. Sevdiğim birkaç filmi vardı. Tabii ki 6. His. Anam Will Smith'in eşinin erkek arkadaşıyla ilgili dalga geçerdim yazmış orada. Ha, dur ona geleceğim. Evet o Ricky Gervais'le ilgili. Geleceğiz Onu mi? Sarımsağa geliyoruz yani. normalde şey dedi çünkü kaptan. Hani bunu dün konuştuğunuz yayında dedim ki Ricky Gervais bununla ilgili bir laf ettiyse onu yayında söylemeden asla geçmem. Ya ona geleceğim. Şimdi Bruce Willis bıraktı maalesef bir beyinsel bir hastalıktan dolayı. Onu üzüldüm. Başka bir kötü haber Rahatsız bugün mıymış? Yıkıldım bu haberi duyunca. Jim Carrey sinemayı bıraktım. Artık bir daha oyunculuk yapmayı düşünmüyorum ya da belki yaparsam bile çok uzun bir süre artık ara verdim dedi. Maalesef Jim Carrey de sinemayı bıraktı ve ben buna üzüldüm. Çok çok sevdiğim bir oyuncu olarak. Çünkü adam ama zaten senelerdir mutsuzdu yani belli oluyordu. İnşallah geri döner Jim Carrey'de. Hani Bruce Willis'i tamam yaşlandı artık. 250 milyon dolar serveti varmış. Otursun artık Miami'de evin balkonunda parasını saysın. Tamam da Jim Carrey'in oyunculuğu bırakması daha çok şeyleri vardı. Ondan bir sil baştan gibi bir film daha bekliyordum. Maalesef artık gelmeyecek. Ve Ricky Gervais. Ricky Gervais tabii ki bu adamı Oscar'a çağırmıyorlar. Çünkü öyle güzel sallıyor ki herkesi rahatsız ediyor. Ricky Gervais şey demiş. Normalde Chris Rock Will Smith'in eşiyle ilgili saçına espri yapmıştı. Ben sunsaydım Will Smith'in eşinin saçıyla ilgili değil, Will Smith'in erkek arkadaşıyla ilgili, karısının erkek arkadaşıyla ilgili şaka yapardı diye. O da Arasın mı? Açık bir evlilik yaşıyorlar Will Smith ve eşi. Nasıl Ve yani? e, açık evlilikleri var. Başkalarıyla da görüşebiliyorlar. Başka Oo, sevgilileri de olabiliyor. Evet. Ricky Gervais de demiş ki oo, ben bak. hani bu dalga geçecek olsaydım saçıyla değil bu konuyla ilgili zaten lafımı sokardım Öyle bir şey demiş. yapsaydı herhalde yumrukla girerdi yani. Ee, Yok Will Smith'in yani Ricky Gervais'e bunu hani yiyeceğini zannetmiyorum yani Ricky Gervais adam İngiliz hani kolay kolay şey yapmaz altında kalmaz böyle bir şey ama ne diyebilir ki yani Will Smith kendi açıklamıştı hani karımla ben de açık evlilik yaşıyoruz o da başkalarıyla birlikte oluyor ben de deyip de hani o açıkladı kendi yapıyor yani bunun üstüne niye kızsın ki Gerçekten mi tabii böyle bir tabii şey kendi kabul açıklaması var ettiler? böyle Ben onu duymadım. Yani çok olay oldu. Açık evlilik olayı. Yoksunlar yani. Gerçekten yoksunlar yani. Öyle söyleyeyim ben de. Gerçekse evet. Bu. O yüzden işte Ricky Gervais ben olsam hani saçıyla ilgili, dış görünüşüyle değil, ben erkek arkadaşıyla ilgili, karısının erkek arkadaşıyla ilgili şaka yapardım demiş. Bence güzel demiş. Tam bir Ricky Gervais'lik laf. Altına da hatta şey koymuş. Ricky Gervais'in The Office'in orijinali bu adamın yaptığı şeydi. Orada bir sahne var. Kadının da o Will Smith'in eşinin aynı hastalığı olduğu, hani saçı dökülmesini. She's got alopecia, yani saçı dökülüyor. O yüzden mutlu bir evliliği yok diye, evde hani mutlu bir evlilik hayatı yok diye bir esprisi var. Onu paylaşmış Twitter'da. Lafını güzel sokmuş. Böyle. Değişik. Evet, yani açık evlilik olayı zaten bayağı bir konuşulmuştu. Yani herkes şey diyordu, yani nasıl böyle bir şey olabilir, nasıl izin verirsin? Bir, iki, bu işi niye dillendiriyorsunuz, hani madem yaşıyorsunuz niye bizim bilmemize ihtiyaç duyduğunuz gibisinden çok yorum yapılmıştı. 1, 2, 3 ettik. Korku oyunu normalde bana çok dediler oyna da ben korku oyunu oynamayı sevmiyorum çünkü korkmuyorum. Çünkü çok sıkıcı. Sen genelde şimdi Minecraft tarzı oyunlar mı oynuyorsun? Minecraft haftada bir gün hani izleyicilerle etkileşime gireyim diye yani ben çok şey yapmak istemiyorum. Çok single takılmak istemiyorum. İlk başladığımda çok single takılıyordum yayınlarda. Sonra biraz daha etkileşime gireyim diye işte Minecraft, World War Z, Valorant. Yoksa hardcore oynadığım bir oyun değil. Yani hani hala da bu nasıl yapılıyor bana öğretin, şunu yapın deyip de oynadığım bir oyun Minecraft. Bana kalsa ben tarlama ekeceğim. İneğimi besleyeceğim. Oh, öyle bir oyun oynardım. Yok Gürkan bugün olmaz. Şimdi, bu akşam olmaz evet. Yavrum ya. Bugün bir ilk deneme şey yayınıydı. Bugün bir ilki yapıyoruz evet. Bakalım. İlk denememizi yapıyoruz. Nasıl olacak bakalım. Bir sürü eksik var zaten farkındaysanız. Sonraki yayına bir arayüz ayarlamak gerekecek bir de. Ama olur. Yani şey diyorum. Korku oyunu bilmiyorum. Bir sürü korku. Ben sevmiyorum. Çünkü korkmuyorum. Korkmadığım bir korku oyununda oynadın hiç mesela ünlü oyunlardan oynadın var mı? Silent Hill var, Resident Evil var. Yani. Ay Silent Hill hastasıyım mesela bak. Silent Hill'i çok severim. Ama işte ben Silent Hill'i niye oynadım? Ben müziklerini çok seviyorum. Silent İlk Hill... oyun zaten evet. Efsane benim için. İşte Silent Hill bir filmini çok sevmemin sebebi de o. Çok şahane müzikleri var. Ama korku oyununu gerçekten. Ben müziği için oynayacaksam hiç oynamayayım daha iyi. Yani, peki oyunu beğenmedin mi? Sıkıldım. Sıkıldın. Ya, gerçekten mi? Korkmam lazım. Jump scare'le olmaz. Ya da artık korku diye bir şeyi bırakmaları lazım. Gerilim oyunu desinler. Çünkü Resident Evil'da 3'ü 4'ü oynadım. Village'i yakında oynayacağım. Çok sevdim. Village'i çok sevdim ama hiçbir korku olayı yok. Ben tamamen Village'de yok. Ama şimdi, aniden dalarsan şey yapıyorsun. Aniden yaparsan çığlığı basıyorsun. 7 de çok güzel bu arada. Evet. Kesinlikle hak veriyorum. 7-8 müthiş iş yaptılar. Çok ama güzel. Ama 2 de çok güzel. Şimdi Resident Evil'ın en iyilerinden bir tanesi 2 zaten. İşte, ama olay ne? Bunlar tamamen jumpscare'li ya da adam zombi geliyor, yaratık geliyor. Ay ne yapacağız? Hani malzememiz kısıtlı, kaçamıyorum. Nereden gidecek? Yani sırf gerilim üzerine kurulu. Artık şey bitti. Ben en son orta 2'de Stephen King'in 100 Yılın Fırtınası diye bir filmi vardır. Şahane film. O zamanlar 4 CD'lik bir filmdi. O filmi izledikten sonra artık korkmayı bıraktım. Çünkü benim korku tepe noktam o filmdi. Yani ben ilkokuldan beri Stephen King hayranıyım. Kitaplarını okudum. Tamam, King'i severim ama izlemedim bak. 100 Yılın Fırtınası diye bir filmi var. O benim için tepe noktasıydı. Dedim ki bu saatten sonra artık bir şeyden korkmam. Ve artık korku oyunlarından ya da korku filmlerinden de o noktadan sonra yavaş yavaş sıkılmaya başladım. Zaten son 10 senedir dünyanın hiçbir yerine kaliteli bir korku filmi yok dememin sebebi de o. Yok. Ya korku filmi yok. Evet işte, korku filmi yok. Korku oyunu zaten ya, yok. Bir ara bir yakındı. Olabilir gibime geldi. O da olmadı. Until Dawn. Onu çok... Until Dawn'da yarama basma. Niye? Öldürmeyecektim. Öldürdüm çocukları ya. Ha. O da hani ünlü oyuncular var, böyle bir sinematik bir havası var. O hoşuma gitti ama korku oyunu değil. Aynen öyle. Oyun çok güzel. Öldürmeyecektim. O kadar şey yaptım. Gitti öldürdüm ya. Diyorum ya, çok güzel oynuyorum ben. Süper oynuyorum. Yani ben istiyorum korku oyunu oynamak ama korku oyunu yok. Çıkarsa bir korku oyunu dibine kadar oynarım. Mesela Devour diyorlar. Devour oynuyorum. Oradan kız çıkıyor. Örümcekli kız. Diyorum ki ay ne kadar şirinsin sen. Böyle hani onu sevmeye çalışıyorum falan. Oyunu öyle oynuyorum. Ya agora şeyim yok. Araknofobim yok. Bir şeyim yok. Demek ki oyun oynarken oyuna konsantre olmuyorsun. Oyuna dalmıyorsun. Oyuna kendini vermiyorsun. Evet. Oyuna kendini verdin. Ya da kafanda başka şeyler dolanmıyor böyle. Ben şimdi oyun oynarken kafa başka yerlerde oluyor. Oyuna da daldığım zaman birdenbire aniden çıktığı zaman çığlığı basıyorum. Ama korktuğumdan kafa başka yerde, birdenbire dolunca basıyorum yani. Ama işte o korkutan ne? Bir jumpscare olayı. Mesela Outlast'ta falan çok vardı. Yani illallah etmiştim o tür oyunlarda. Outlast'ta hiç korkmadım. Gülmekten Outlast'ı bir türlü gülerek şey yaptım yani. Ama sinir olarak oynadım. Şey ne? Ay süremiz az. Ay bak ne diyor, nereye bak, gideceğim? Chat'i okumuyor bazen. Ben mi okumuyorum? Ben okumuyorum değil mi? Oynarken. Çünkü kafa başka yerlerde şeyde. Hep şey. Gerilim. Hani korku şeyini bırakmak lazım. Etiketini. Bunlara gerilim oyunu demek lazım. Çünkü geriyor. Atmosferi geliyor ya da ay vaktim az ya da malzemem kısıtlı. Adam geliyor, ne yapacağım? Bu geriyor. Ama korkutmuyor. Korkmak demek ya tuvalete gideceğim ama aranın ışığı kapalı. Nasıl gideceğim? Bu korkudur. Ben bunu en son 100 Yılın Fırtınası filmini izledikten sonra yaşadım. Bir daha da gitmedi. İblis oyna diyor bak. İblis oyna. İblis oyna diyor. Deneyebilirim Gürkan. Yani isterim. Bu arada hakikaten korkmayı çok istiyorum. Korkuyla ilgili bir sürü video izledim. Yok o şeytan ruh çağırmalardan, şeytan çağırmalardan, metruk evlerdeki o görüntülere kadar bir sürü şeye baktım. Korkmuyorum. Keşke korksam. Çok isterim. Özledim. Üç harflerden korkuyor musun? Hiç. Yani. He? Yok, hiç öyle şeylerden korkum yoktur. Bak şimdi mesela burada üç harfli varmış. Senin yanında varmış. Sol tarafında şu an geziniyor mesela. Kaptan da bunu görüyor mesela. Kaptan şimdi orayı atlaması lazım. Atlayacak mı bakalım kaptan? Soluna mı işte? Mesela gelse bir dokunsa, değil mi? Korksa. Keşke olsa. Çok isterim korkmayı. Maalesef. Benim başıma hiç denk. Hani herkes de vardır ya hayatında böyle bir korktuğu bir anı, bir olay, bir yaşadığı şey. Hiçbir şey yok. O kadar korkuyla ilgili o kadar düz bir insanım ki hani düz adam. Ama olmasın diye. İyi bir şey değil ki. Adrenalin güzel bir şey değil mi? Ama. Adrenalin o korku, ay ne yapacağım falan. Tamam. Hiçbir şey yok. Adrenalin güzel bir şey ama şimdi mesela kayık ya da neydi Kafakazlar gibi. Tarot ile yayına biraz yolla. Ha, tarot ile ona mı yollayayım? Eğer yollanabiliyorsa yollayın gelsin. Yani bu kadar. Yollayın gelsin. Tarot ile ona yollayayım. Valla hiç korkum yok. O kadar gücüm yok. Çünkü zaten kedim var. O bana sahip çıkar. Ha diyorsun. Aleykümselam. Ozeri gelmiş. Hoş geldin. Sen de. Yani korkmak isterim. Öyle bir korku oyunu, güzel bir şey çıkarsa ileride. Hele şey o cinli binli filmler hani ne dabbe mabbe. Şeyi oynadın mı? Biz en son hangi oyun oynamıştık? Bir saniye. Biz en son hangi oyun oynamıştık? Bulacağım şimdi. Benim monitörüm sana. 20 inç. Çok büyük değil ya. Orta karar. Hani ne yardan ne serden. Ne akıyor ne kokuyor. Aha. Benimki o. Resident Evil 8'i Allah aşkına o Dimitrescu değil mi? Dimitrescu'yu görüp de buna korku diyen var mıdır? O kadına bence görüp de onu gören korkmamıştır yani. O kadının güzelliği karşısında Gürkan. Öyle güzel bir kadın. Yani bu korku filmi diyorsun. Korku diyorsun. Yok canım. Ha tamam Betaks'a sormuş. Yani benim şahsi fikrim korku oyunu değil Resident Evil 8. Gürkan çok güzel söylüyor. İçinde gibi hissediyor. Tamam da içinde olduğun şey korkunç değilse içinde olsa ne olur? Dışında olsa ne olur? Yok. Ya korkuyor. Sen bence gerçekten kendini vermiyorsun. Vermediğin için o şekilde. Yok vermedi. Bilakis ya ben diyorum ya, ben küçüklükten beri Stephen King kitapları okumuş, filmlerini izlemiş. Korku ögeleriyle harman. Ya ilkokula gidiyordum. Yani şimdi Stephen King'in mesela Stephen King'in filmleri olsa, şeyi olsa mesela Şu an korkutmaz. Korkutmaz yani, evet. imkanı Ama yok. Ama 90'larda farklıydı. Mesela, Yaplar da mesela ama hiç korkutmadı, etmedi. 90'larda işte o farklıydı. 90'ların sonunda, Bak, 2000'lerin başında. Görüyor musun? Benim şeyimi evet. Gürkan benden daha iyi biliyor. Sağ olsun. İşte 90'ların sonu ya da 2000'lerin başı. Ben 90'larda çıkmış 2000'lerin başında şeyi izliyordum. X-Files'ı. O zamanlar geliyordu. Şu an izleyince gelmiyor. 90'larda hala bilinmezliğin getirmiş olduğu bir şey vardı, korku. Şu an her şeyi, bir olay oluyor, herkes kamerasını çıkarıyor, telefonu çıkarıyor, kaydediyor, gösteriyor, canlı yayınlıyor. Gizemli bir şey kalmadı, korkacak bir şey kalmadı. U8 mi? Evet. Heh, tamam, aradığımı sağ olasın. Bak, aradığımı bulmuş ha. Ya beni benden iyi tanıyorlar bunlar, benim şeylerim. Gerçekten benden iyi tanıyorlar. Hazır mıyız? Herkes görecek değil mi ben açtığım zaman? Evet, yayına verirseniz. Tamam, verdim. Hazır mıyız? Sesi de açtım sonuna kadar. Verdim. Hazır mıyız? Sesi de açtım sonuna kadar. Ananın amcası. Of ya. Korktum ya. Bak korkmuşum ya. Ama bu değil benim söylediğim. Yok, bu değil. Bir dakika. Bu değil. Bu değil. Yine zaten anasının amcası bizim şeyimiz. Bir dakika. Ben harika bir oyuncuyum. Kaçan balığa geldim ben. Ay ananın amcası, bu değil. Sen nereden geldin ya? Of ya. Of. Sakin. Ağırda vardı. Ağırı bulamıyorum. Ağır var ya. Ağırı bulsaydık. Onu gösterecektim ama gösteremedik. Bulamadım ağırı. Kozeli, ortak yayın chatine gir. Burada şey yapmana gerek yok, durmana. Hani benim chat'i şu an ölü zaten. Burak'ın da dediği gibi. İşte korkmak istiyorum. Her insanın bir korkması lazım. Korkutacak bir şey lazım ama İnşallah bakalım. Güzel bir korku oyunu çıkarsa. Ben Türklerden bekledim. Hani böyle bir 3 harfli filmleri gibi bir oyun yaparlar mı diye. Yapmışlar aslında ama korku değil de farklı bir film yapmışlardı. Aman oyun yapmışlar. Oyun yapınca ya dolandırıcı oyun yapıyorlar ya bir şey yapıyorlar. O Erzurum oyunu gibi. Şeyimi ayarlayamadım şu an. Ekranı demin şey yaptım ya. Heh, tamam. İblis. Ona bakacağım. Merak ettim. Ama açık söyleyeyim, adı birazcık şey geliyor. Hani İstanbul Kıyamet Vakti diye bir MMORPG var. Çok çıktı, bu mu? Türk yapımı oyunu. Dur bakayım, bu mu? Bir dakika. Anlarız şimdi, bir dakika. Bana biraz onun havasını verdi bu İblis. Niyeyse isimden şimdi bile. Bir dakika. Ona bakacağım. Bağlantı, yeni sekmede aç. Evet, bu. Orada var mı bir şey? Bu. Evet. Yayına vereceğim, bir saniye. Şimdi ben yayına verdiğim zaman herkese gözükecek. Bir dakika. Bakın ben böyle bir şeye dalıyorum. Daldığım zaman da işte ne olduğunu anlamıyorum. Evet, orada da var. Burada ne var acaba? Burada ne var acaba? Almadım, ne var acaba? Almadım, ne var acaba diyorum orada mesela. Ben işte böyle daldığım zaman, birdenbire önüme çıktığı zaman çığlığı basıyorum. Bu jumpscare. Bu jumpscare. Korku değil. Jumpscare. Bunu ben de oynasam bir anda böyle orada küfrederek mouse'u fırlatıp atarım. İşte ben küfür etmiyorum. Ben ya ne yapacağız? Ya zaten benim küfrüm. Anladınız artık ne olduğunu. İşte korkmak istiyorum. Her insanın bir korkması lazım. Korkutacak bir şey lazım ama İnşallah bakalım. Güzel bir korku oyunu çıkarsa. Ben Türklerden bekledim hani böyle bir 3 harfli filmleri gibi bir oyun yaparlar mı diye. Yapmışlar aslında ama korku değil de Yapmışlar. farklı bir film yapmışlardı. Ya bizimkiler Aman oyun yapmış. oyun yapınca Oyun ya yapmış. dolandırıcı oyun yapıyorlar ya bir şey yapıyorlar. O Erzurum oyunu gibi. Şeyimi ayarlayamadım şu an. Ekran demin şey yaptım ya. Heh, tamam. İblis. Ona bakacağım. Merak ettim. Ama açık söyleyeyim adı birazcık şey geliyor. Hani İstanbul Kıyamet Vakti diye bir MMORPG vardı. Çok dandik bir Aklım Türk çıktı yapımı bu oyun. mu? Dur bakayım bu mu? Bir dakika anlarız şimdi bir Bana biraz dakika. onun havasını verdi bu iblis. Niyeyse isimden şimdi bile Bir dakika. O mu bakacağım? Bağlantı yeni sekmede aç. Evet bu. Bu. Evet. Yayına vereceğim bir saniye. kedim o kadar çok monoton ki hayatı sürekli kendine bir korku yaratmaya çalışıyor. Hani biri çıkınca bir korkuyor, bir panik oluyor, bir şey yapıyor. Çünkü çok monoton hayatı. Bizim de insanlık olarak Kedinin mi? monotonluktan evet kedim monotonluktan çıkmak için bizim de buna ihtiyacımız var. Böyle bir korku, ay ne olacak, nasıl olacak? Her şey Her çok bir şey. ikisi de Ya hatta jumpscare, şimdi ya korktum desem yalan olmaz. Unuttum oyunu çünkü. Tamam bunu da açalım dur bir saniye. Bunu da bir göstereyim size. Hazır mıyız? Evet. Allah! Birdenbire karşına çıkınca bağırıyorsun işte bak. bunu bağırır, bunu herkes bağırır. Orada sıkıntı yok. Hepimiz hemfikiriz. Değil mi? Yani sen de olsan sen de Jumpscare. bağırırdın yani burada Tabii şimdi. ya direkt bağırırım. Hani kendisiyle ilgili çeşitli benzetmeleri de yaparım bağırarak. Orada hiçbir şeyim yok. ha, iblis buymuş. Bu bana biraz niyeyse şey havasını verdi. Şu sahneyi şurayı görünce biraz PT havasını hissettim. Sanki bir Silent Hill çakması mı ne bileyim Silent Hill Outlast karışımı bir oyun mu diye bir düşünmedim değil. Değil galiba. Değil. Değil mi? Ben bunun şeyini ya oynarken gördüm birisi ya da fragman olarak gördüm ama değil galiba. Benim bir tane Şimdi takipçim mesela şeyi kazanmış. Onu Hı, hemen araya sıkıştırayım da gene bir tebrik etmek için. TÜBİTAK projesiyle Polonya'ya gitmeye hak kazanmış daha lisede. o çok güzel. Evet, yazılımcılıkla ilgili bir şey. Yani onu gene bir tebrik edeyim burada ortak yayındayken. Böyle şeyler güzel Ben de şeyler. tebrik, ben de tebrik ediyorum. Şimdi mesela bu akşam hani yaptık ya az çok bir şeyler yaptık Evet, ettik bilmem ne sızdı filan haberler. ama hı, Bir de çok bir şey de eee, olmadı. Yokmuş bu hafta. farkında olduğun eksikliklerimiz neler Benim mi? mesela? Ee, Evet. Haber içerik azlığı. Ama o bizim şeyimiz değil. Çok boş bir haftaymış. Yani hiçbir şey olmamış resmen. İnşallah insanlar böyle birbirleriyle kavga eder, polemik yaşarlarsa bize de oradan Tövbe. şey çıkar. Afiyet işe bak. Ekmek çıkar. Yani birileri kavga etsin ki biz de dedikodusunu yapalım. Yani Resim Outlast resmi. O Reset'lı şey ya. Outlast'ı ben oynayacağım ama şey yapamadım bir türlü. bu Outlast'ı arada yani aslında Resident Evil hani 10'la çarpar 20 ile katlar Outlast hiç. Outlast serisi yok zaten. İkinci oyunu vardı. O da rezaletti. Daha da 3 çıkmadı tane var dediler. Outlast. 3 mü var? 3. İşte yani 3. o zaman Yenisi de üçüncüsü çıkacaktı. Rezalet Yenisi olması de lazım. çıkacak ama şey oldu. Ertelendiydi. Aslında çıkacak yani yakında 3. Öbürü de çıkacak. Lakin Outlast'a mı iyi diyorsun sen? Ben mi? Ben Atlas'a He. giydirdim ama hani kötü dedim. Üçüncü, son oyunu kötüydü. Ya 2 ya 3. oyunu kötüydü. Onu biliyorum. Vallahi bilmiyorum ama hiçbir resitable olamaz yani. Ben Ya işte Outlast'ı evet. sevmedim mesela. Öyle hani severek oynamadım. Herkes bana Outlast dedi. Outlast'ı o şekilde oynadım. Yani şey gibi. Resident Evil oyunların hepsi çok iyi değil ama filmleri gibi düşünelim. Resident Evil 1 çok iyidir film. Bir zombi korku filmi olarak. Ya da gerilim filmi olarak. Sonrakiler rezalettir. Son filmi çok iyiydi bence. Resident Evil oyunları da öyle. Ama Outlast 1 tamam. Geri kalanı... Dark Souls diyorum, oynamıyor. Allah korusun. Dark Souls. Allah korusun. Karanlık. Şimdi Elden Ring var hatta yeni oyunları. Neden oynamıyorsun Dark Souls'u? Hani sabrımı ya da insanlığa olan umudumu ya da efendiliğimi bozmamak için, bunu kaybetmemek için. Çünkü sürekli ölme simülasyonu o oyunlar. Cuphead, Dark Souls, Elden Ring. Yani ben manyak değilim, hani çıldırmaya da gerek yok. Oynanır mı ya? Yani aklı başında insan oynayacağı oyun değil ya Dark Souls. Yani kuzenim, özür diliyorum, kusura bakma. Söylemek zorundayım. Sürekli ölüyorum. İlk boss'a geldim. Bir 4 kere öldüm. Müsaade edersen bu dedikoduyu Gambi'nin YouTube'a paylaşacağım. Senin de yayından esitler alabilir miyim? Alabilirsin. Müsaade var canım. Ne? Dark Souls akıllı adamın oynayacağı oyun değil dedim diye mi kaptan? Ama öyle. Alabilirsin yani. Ya bir oyunu düşünün. Sürekli ölüyorsun. Hani sürekli ölüyorsun. Yani ben bunu niye oynayayım? Mesela Outlast. Sürekli ölüyor musunuz? Öldüm. Defalarca ölür. Ama ilerleme var değil mi? Ya o bölümü geçene kadar defalarca 50 kere ölüyorum herhalde. 50'den sonra geçiyorum mesela. İşte Dark Souls'ta sürekli ölüyorsun ya. Yani ben niye oynayayım böyle bir oyunu? Bana yazık değil mi? Dark Souls nasıl bir oyun? RPG oyunu. Bosslar. Boss kesme yani işte ilerleme. Al bölgeleri ele geçirme. Kazanma. Bossları öldürme. Ama mantığı çok kötü. Save aldınız. Save çok geride. İlerlediniz bir sürü silah. Şu bu kasıldı. Boşlar. Hadi dediniz boss'a gideyim. Gittiniz öldünüz. En baştaki save'den geri. Haydi aynı yol tekrar git. Çıksın onu oynarım istiyorum. Kojima yeni bir korku oyunu üzerine çalışıyormuş. Silent Hill yapan adam. Onun yapacağı o korku oyunu korku olacağına inanıyorum ben ya. Yani Silent Hill yapan adam boş oyun yapmaz. Boş korku oyunu yapmaz. Kesin. Ben de. Ki ben PT'den çok mutluydum. O da adamı attılar. Yani tam bir şey yapıyordu. Derlediler ama PT yok ki. İşte sadece demosu var o kadar. Aha. Ya çıkarmadılar yani. PT'yi ben de yaptım ama. Kovdular işte. Çıkarmadılar ama. Tam çıkacak gibiydi. Kovdular adamı. Bekliyorum sabırla. Bir de tavsiye ediyorum. PT'den artanlarla yapar. Belki de. Ama Silent Hill'i bayağı bozdular sonrasında. Mesela 2 de güzel, 3 küçük kızın olduğu da güzel. Ama ondan sonra pek hani Silent Hill gibi değildi yani. Ya müzikleri yeter ya. Hani vardır ya bazı serilerin böyle sonsuz kredisi ya da çok kredi, hani hata yapsa bile. Ama en güzel müzik ilkinde vardı. Tabii canım. Yani ilkinin müziği harika bir şeydi. Bazen korku filmleri izleyeceğim zaman tribe girmek için o Silent Hill'in müziklerini açarım hani. O kadar iyidir. O yüzden PT bekliyorum. Onun haricinde Witcher. Kaptan sen bana o yüzden mi sürekli Last of Us'ın hikayesini yaptırdın? Ben çünkü kanalı yapıyorum. Bayağıdır atmadım da oyun hikayeleri seslendiriyorum. Özellikle bir Last of Us mı yaptın? Sen gizli gizli Betax'ın subliminal mesajını mı yaptın? He? Kaptan. Ama çoktan oldu. Bayağı oldu benim oynayalı. Ben geçen dönem yaptım zaten. Last of Us'ın. Hepsini oynadım ki. Resident Evil'ın oynamadığım hiçbir şey yok. Hepsini oynadım. Sadece 5 ile 6'yı oynamadım herhalde. Onu da oynamadım. Ama zaten 4 ile 5'i diyorlar ya. Hani 5'i oynamadım. Çok acayip Resident Evil'a benzetmedim ben 5'i yani. Evet, savaş. O sizin Valorant filan türü oyun var ya ona benzeyen bir Resident Evil tarzı vardı. Çoğu zaten o yüzden sevmiyor. Hani çünkü... Ondan sevmedim onu. Şeyi 6'yı oynadım. 6'da hani kişileri seçiyorsun ama 6'yı ekranda oynamadım. Ekranda oynamadım. Normalde oynadım yani. Orada mesela kişi Chris'i seçiyorsun ya da diğerlerini seçiyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Onlara göre oynamıştım. Evet, savaş oyunu yani. O şey dedim ya, Valorant gibi vuracaksın, öldüreceksin, bilmem ne yapacaksın. Hiç hoşuma gitmemişti oyun. Sevmedim ve bitirmedim de yani. Bıraktım. İlk defa Resident Evil'da oynamadığım bir oyun yani. Beğenmediğim bir oyun. Ama benim şey yaptım. Gerçekten hani severek Resident Evil doğru. Bak, Uncharted'ı seviyorum. Resident Evil'ı seviyorum. Tomb Raider'ı seviyorum. Bak, Tomb Raider'ı da seviyorum. Korku değil ama seviyorum. Şey olduğu için, aksiyon, atlama, zıplama bilmem ne olduğu için mesela. Ben eski versiyonunu oynamıştım. Piksel halini. Sonra bıraktım ya. Tomb Raider. Ondan sonra başka ne var? Bir dakika. Silent Hill'i seviyorum. Silent Hill'in mesela biri 2'yi oynadım ama 3'ü oynayamadım. Kızın olduğunu oynayamadım. Bir türlü ekranı ayarlayamadım. Ekranı ayarlayamadığım için de Silent Hill'in 3'ü kaldı. O bölüm kaldı yani, oynayamadım onu. Valla Kozer, şöyle söyleyeyim. Tomb Raider'ın tacı, yani daha doğrusu pabucu Assassin's Creed serisinden sonra dama atıldı. Tomb Raider'ın açık alanlarda oyaladığı dediğin şey her şeyi almaya kalkışmazsan, direkt hani verdiği görevleri yapmaya kalkışırsan o kadar oyalamıyor aslında. İşte hani bir sürü gizli simgeler, gizli imgeler falan oluyor ya, onları aramaya kalkışmazsan, sadece hani düz göreve gidersen o kadar oyalamıyor. Öyle tadı çıkmıyor ya oyunun. Yani gideceksin, bir kaybolacaksın, bir envanterin bir dolacak. Forest yapalım diyor. Forest. Hiç oynamadım. Ya şimdi bu kava bizim Burak değil mi? Yok, hayır, benim izleyicim. Bu Polonya'ya gidecek olan izleyicim. Ha. Ha. Ne güzel bir şey. Moderatörüm dedin değil mi? Evet. Forest yapalım diyor. Forest ne? Forest. Hadi cahilliğimi çıkarayım ortaya. Forest şu Lost dizisi var ya. Hani uçak düşüyor adaya, kurtuluyorlar. O da adada böyle parapsikolojik olaylar oluyor, bir şeyler oluyor. Onun oyun versiyonu gibi diyebilirim. En basit haliyle. Hani adaya düşüyorsunuz. Ev yapalım, şey yapalım. Ay, adada yerliler varmış. Ay, bunlar acayip yerlilermiş. Meğer insan yiyorlarmış. Meğer bunlar başka nedenlerle yiyorlarmış. Bir şeyler var burada. Gibisinden bir oyun. Biraz fazla kanlı. Vahşet. Ben sevmezmişim bak. Raven hemen cevabını verdi orada. Çünkü baltayla bayağı insanı parçalıyorlar böyle. Parça pinçik ediyorlar. Ben parçalamayı beceremem zaten herhalde. Parçalamaya çalışırken bana gıcık olursunuz büyük ihtimalle. Last of Us'ın ilkini sevdim ama ikinciyi oynayamadım ben. Mesela Horizon Zero Dawn çok güzel oyun. Hiç sevmedim. Ne? Horizon Zero Dawn. Onu oynamadım herhalde. Mesela Assassin's Creed Valhalla. Oyun çok güzel. Grafikler, atmosfer. Valhalla'yı beğenmezsin dediler. Oynamadım ondan. İşte, Raft'a bakın derim dedi. Çok sevdim oyunu ama hiç sevmedim. Yani atmosfer olarak çok güzel ama kusasım geldi artık oyundan. Bitmiyor. Bitiremedim. Gitmiyor yani oyun. Sonundan başlayınca herhalde anlamazsın ki. Oyunun sonundan başladığın zaman neyi anlayacaksın? Yok, ben tüm seriyi oynadım. Yok, tüm seri. Assassin's Creed 1'den beri tüm seriyi oynadım. Bütün oyunları yani başından oynaman gerekir. Yok, hepsini oynadım. Assassin's Creed 1, 2, Black Flag, ne bileyim, Revelation. Far Cry serisi de güzel. Evet, Far Cry de güzel. Ama Far Cry kaç güzel. Far Cry 3 tamam da, ya da 1, 2 tamam da sonrası 6'yı beleşe verdi. Kimse alıp oynamadı Far Cry'yi. Ubisoft. Beleşe mi verdin? Oynansın diye hani bir haftalığına mı 48 saatliğine beleşi oynattı, kimse oynamadı. 5'i beleşi dağıttılar, kimse alıp oynamadı. Çünkü çok sıkıcı. Sen neden Betax diye sorayım? Benim mi? Benim aklıma Betax deyince ilk Betamax geldi. Ne geldi? Betamax. O ne? Betamax şey yok muydu? Betamax kasetler. Yok. Bir dakika. Evet, video kaseti. O eski tip video kasetler vardı ya, Betamax. Dedim ki herhalde böyle bir retro havası var. O yüzden Betamax yerine Betax diye bir kanal kurmuş diye düşündüm. Valla hiç haberim yok ama biliyor musun? Değişik. Hani böyle retro şeyler, böyle plaklar falan. Arkada kitapları görünce herhalde dedim böyle bir retro 70'ler 80'ler şeyi ayağını biri öyle, o yüzden. Yok yok. Şey, Betül'den Beti aldım. He. Soyadımdan da Aksa aldım. Ama tek Betaks normalde benim hep S ile beraber ama Twitch'te öyle olmadığı için mecburen 3S'li olmak zorunda kaldı. Gambin yapmışım. Dur, Gambin miydi? Evet, Gambin. Devamı vardı değil mi? Gambin Live. O Gambin Live canlı live. Hani şey, Gambin'i birisi almış benden önce. O da yayın yapmıyor yani. Bomboş duran kanal yüzünden ek aldım yanına. Ama kendi Cankat. Tabii isim Cankat. Cankat. Ya alışınca belki şey yaparsın da şimdi söylerken biraz böyle şey geliyor. Cankat. İşte o yüzden Gambin daha basit hani. Yok, dün akşam zorlandım mesela ama live'ı da peşinden söylemeye çalıştım ya, o yüzden. İşte şimdi Gambin diyorum, yetiyor. Gambin'i nasıl düşüneceksiniz? En sevdiğiniz yemeği yerken ki o hissiyat. Gambin kanalı bendeki o. Ya şimdi sana böyle bir şey gelir de Gambin'in anlamı o mu? Yani benim için, benim uydurduğum bir kelime Gambin bu. Ya ben takıntılı biriyim. Takıntılı olduğum zamanlarda tamam da hani yani şimdi, ama senin için uydurduğun bir kelime yani, normalde bunun anlamı Gambin de, Gambin'in anlamı şey yani yok, aldığın tat has değil herhalde. Yok öyle bir anlamı yok. O çok takıntılı olduğumuz zamanlarda hani beni rahatlatacak bir kelime arıyorum. Bak Kozer'e demiş bak. Gambin. Evet yani. Bu arada kaptan şey yaptı. Meğersem bilmediğim bir dilde bir anlamı varmış Gambin'in. Var mıymış? Varmış. Dur bakayım. Gambin 200 miligram hap. Evet, hap şey yapmış. Çiğ yumurtadan mı yapılıyordu diye soru sormuşsun. Evet, çiğ yumurtadan yapılıyor. %100 haklısın ama oradaki bir fark var. Çiğ yumurta sarısından yapılıyor. O kötü kokunun sahibi yumurtanın beyazı, sarısı değil. Kireçli su içiliyor. Evet, kireçli su içiliyor. Ben içemiyorum mesela, kireçli suyu içemiyorum mesela. İçtiğim zaman mideme dokunuyor. Kaptancığım, o çeşme suyunu sen al iç bakalım ne oluyor. Ya ben hani Ankara haricinde çeşmesinden su içilen bir yer daha görmedim. Mide bozması doğal. Evet. Ben içiyorum. Ya helal olsun o zaman. Evet, benim midem de biraz hassas. O da hep kola yüzünden. İnşallah kola illetini tamamen bırakacağım. Hayatımda bir gün çıkaracağım. Hala daha çıkaramadım. O benim midemi mahvettiği için midem benim hassas. Ya çıkaramasan da azaltmaya şey yapabilirsin. Ya mesela azaltma. önceden mesela 2 litre, 2,5 litrelik kolayı kendim başıma içiyordum. Evet, günlük olarak ben de bir ara her gün 2 litre, 2,5 litre kola içiyordum. Şimdi bazen yemeğin yanında bir bardak içiyorum. Şimdi canım isterse binde bir içiyorum. Hani öyle canım istemiyor artık. Kocaeli lakır lakır. Vallahi çok güzel. Kaptan hep şeyimdir biliyor musun? Vardır ya Amerikan filmlerinde adam gece uyanır hani çeşmeden bir bardak su doldurur içer. Ya biz İzmit'te yaşadığımız zaman, İzmit'te otururken biz de Kocaeli'de çeşmeden içiyorduk mesela. Çok güzel. Gerek yoktu ama İstanbul'un suyu temiz değil ki. Evet, İstanbul. İçemezsin yani, kokuyor yani. Hele Şile'deki suyu tavsiye ederim. Çeşme suyunu mükemmeldir gerçekten. Yani sadece içmek için içememeli değil, yıkanmakta bile insanı mahveder. Öyle bir suyu var. Hep hayalim de o çeşmeden su içen insanlar. Hep özenmişimdir. Yani o Amerikan filmlerindeki maalesef yok. Şey alacaksın. Ne diyorlar ona? Kuzeyciğim, İstanbul'da nerede güzel? Şey var, biz zaten aratıcı kullanıyoruz bu arada. Aratıcı. Yani biz aratıcı kullanıyoruz. Zamanı geldi. Bakım zamanı geldi. Değişim zamanı. O yüzden suyun tadı değişmeye başladı şu an. Çünkü içinde birlikte maddeler şey yapıyor zamanla beraber. Evet. O yüzden 6 ayda bir değiştiriyoruz. Şu an değişim zamanı geldi. O yüzden tadı bozuldu. Hemen su almaya gittim. Ben suyu mesela şey alıyorum. Şaşal mı dersiniz? Şey mi dersiniz? O şekilde alıyorum yani. Bu arada damacana kesinlikle tavsiye etmem. Asla. Damacana kullanmıyorum. Evet, asla. Kullanıyordum. Koronadan sonra damacanayı bıraktım. Yok, sadece korona için. Evet. Hasta olmak istemiyorsanız damacanadan uzak durun. Ya damacanın zaten şişe olanını kullanıyordun, şey yapıyordun da. Ama bu korona başladığından beri maalesef damacanayı bıraktım. Çünkü damacanayı temizlemek çok zor geldi. Şimdi normalde dışarıdan gelenleri yıkaması, anladım, temizlemesi, evet, ayıklaması bayağı bir uğraştırıyordu. O şişeyi de yıkaması. Balkon şeyde olmaz şimdi. Çeşmede, mutfak tezgahında olmaz. Ne olacak? Ya balkon ya banyo. Benim balkona çıkaracaksın. Yani. Balkonda yıkamaya kalkacaksın. Onun için hortum takacaksın. Evet. Hortumu getireceksin. Hadi yazın yıkamaya neyse. Kışın. Yok kalsın dedim işte valla. Ya. Kaldı. Normal şeye geçtik. Şaşallara. Kuzeri hani şey vardı ya, o pandeminin şey başında Allah her şeyi bir... Yıkanıyor. Ben hala şeyleri yıkıyorum mesela. Her şey yıkanıyordu. Bir şey vardı. Spreyler vardı. Dezenfekte spreyler. Aynen. Dezenfekte ediyorduk yani. Bu korona yüzünden bayağı bir şeye girdik. Korona artık kaldı mı ya? Damacanayı da işte yıkıyorduk. Ben yıkıyordum işte. O yüzden damacanayı yıkamadım işte. Bıraktım, damacanadan vazgeçtim yıkamamak için. Yani bir de zaten para hesabına vurunca o 1,5 litrelik sular toptan alınca daha uyguna geliyor bir de. Öyle bir şey de var. Şu an bulunduğumuz durumu göz önüne alırsak zaten her şey sağlık açısından sakıncalı. O da doğru yani. Herhalde. Reyo Reis selamünaleyküm demiş. Aleykümselam ben. Senden önce söyledik. Arazisin Reyo. Gelip gidiyorsun ama. Damacana bahane. Doğru. Orada da yaşadığınız yer önemli. Aydın'ı ben o yüzden çok sevdim. İstanbul'dan o yüzden kaçmıştım. Doğal ürünler, doğal yiyecekler. Yani böyle bir sağlıklı yiyecek olayı bu tarafta o kadar çok ki. İstanbul çok kötüydü ya. Ama ben oralarda da hani çeşme suyu içilmiyor diye bilmiyordum bak mesela. Çok kireçli burada da su. Burada kireçli, merkezdeyim. Hadi neyse Kuşadası suları tuzlu. Tuzlu su. Deniz suyu tadı var. Aynen öyle. Doğru bulması da bulunsa bile pahalı. Evet. Ama burada mesela ben dışarıda zeytin ağacından zeytin toplayıp onu evde zeytin yapabiliyorum. Öyle bir. Oo. Evet, öyle bir güzelliği var. Gerçi pek beceremedik. Biraz böyle bir eridi ama olsun. Gene de kendi zeytinini yapmanın şeyi. Ah. Bir de şey istiyorum. Ben şeye karar verdim bu arada. Bir YouTube kanalı açacağım. Yemek üzerine. Dedim ki yemek yapan... YouTube kanalı yok mu diyecektim. Var. Tamam. Yemek yapan teyzeler o kadar kanalları var. Benim neden olmasın dedim. Ben de bir yemek kanalı açmaya karar verdim YouTube'da. Hatta Kaptan'la birlikte şimdi şey yapıyoruz. Discord'da böyle tarifler paylaşıyoruz. Daha doğrusu o paylaştı, ben de paylaşacağım. Sen şimdi bak, hukuk. Evet. Hukuktan geçtim psikiyatri, psikoloji. Tarih var. Tarih yayınları da yapıyordum. Tarih. Ondan sonra yemek. Dedikodu. Kaç daldan saldırmaya çalışıyorsun? Valla göstermediğim meziyetlerde kara kalem, resim ve fotoğrafçılık da var ama belki bir gün denk gelirse onları da gösteririm. Oo, ay, inanmıyorum. Birisi bana bir tatlı diyecektim diye atmış. Ay çok mutlu oldum. Atmış. Evet. Rey atmış sana işte. Bana pek bit atan olmuyor. Daha önce arada bir tane izleyicim bir bit atıp kaçıyordu da. O yüzden bir an şaşırdım bir. Bit gelince. Ben alışık değilim böyle şeylere. Bugün yorumları okurken gördüm bir tane yorum. Ekşi Sözlük'te adam biri yazmış. Para kazanmıyorsa bir yayıncı ne demeye yayın yapıyor diye bir gördüm de bir an kendim aklıma geldi. Yani ben toplasan 100 liraya kazanmamışımdır. O kadar zamandır yayın yapıyorum. Düşündüm lan ben niye harbiden dedim yayın yapıyorum. Ben zaten para kazanmıyorum ki. Yani para işine girmeye gerek yok dedim. Yani para olarak baksam zaten burada kalmamam gerekirdi. Öyle bir algı da var. Hani ufak yayıncı niye yayın yapıyor? Zaten para kazanmıyor. O zaman yayın yapmasına ne gerek var? Ama şimdi mesela tamam ufak yayıncı diyorsun da şimdi mesela o başlayanlar da büyük yayıncı olarak başlamadı. Zamanla beraber herkes büyük yayıncılığa ilerlediler, yaptılar. İşte orada önemliymiş. Aynen. Adam kayırmacılık da ama önemliymiş. Onu gördüm. Yani o büyük yayıncılardan birinin desteğini alıp da bir anda büyüyenler çok var. Ben öyle. İlerleyen bir gün nasip olursa ben de yayınlara başlayacağım inşallah. Benim yayınlarım çil olur. Çil olur derken? Yani sakin, muhabbet, hani chill, takılmalık, eğlenmelik, sakin yayınlar. Bizimkiler de öyle oluyor genelde ki şey olmuyor. Orada bize o yayıncılardan birisini biz de şey yaparız canım, arkadaş oluruz, sohbet ederiz, bilmem ne ederiz. Tabii. İşte ben o yüzden şunu geçen dönemden beri söylüyorum. Ufak yayıncıların bir şekilde birbirlerini boostlaması, desteklemesi, hani bir şekilde kendi birliklerini oluşturması lazım ufak yayıncıların. Çünkü büyükler, adam bir yayın açıyor 100 bin izleniyor. Şimdi zaten Türkiye'deki izleyici kitlesi 150 bin, 100 bini birine gidiyor. 50 bini birine gidiyor. Tek tük geriye kalıyor. Ya şimdi bak 30 bin izleniyorlar, 29 bin, 25 bin izleniyorlar, evet. 20 bin izleniyor. Benim bildiklerim yani şu an için benim bildiklerim, o öyle söyleyeyim sana. Onlar şeyin zaten çoğunu alıyorlar, izleyici evet. kitlesini çoğunu evet. alıyorlar. Yani şimdi şu bir gerçek, izleyiciler aslında pastadaki birer pay gibisiniz. Betax ya da ben birer şirketiz. Sizlerse pazarladığımız üründeki son kullanıcısınız. Destek olmaz, ego durumu zor. Ya herkeste o ego yok ki ya. Gerçekten herkeste o ego yok. Bazılarında olabilir ama herkeste olacağını zannetmiyorum. Orada da sıkıntı onları bulmak. Onları bulmak da işte. Heh, işte onun yüzden. Ama ne olur o da belli olmaz. Herkes bir numaralı yayıncı. Vallahi bir numaralı yayıncı o başka bir şey diyemem. Ama küçük yayıncıların, yeni yayıncıların birbirlerine gerçekten destek olması gerekiyor evet. bir şekilde. Senin Reo Reis Witcher istiyormuş. Deminden evet, beri sana Witcher... bak 95 bit attım. Witcher oynamıyor musun? Witcher oynamıyor musun diyor sana. Reo... Biraz sonra oynar. Yok biraz onu dedim. Reo Valhalla'yı muhtemelen bitiremeyeceğim. Valhalla'yı sileceğim. Yani artık İstemiyorum. Midem bulanıyor oynarken. Onu sileyim. Ondan sonra Witcher'ı yükleyeceğim. Görüyor musun? Witcher daha yüklemedin. Yok daha yüklemedim. Onu modlu oynayacağım. Hardcore oynayacağım bir de. Modlu. Bir de o oyunu şu yüzden seviyorum. O bazen oynarken açıp kitabını okuyorum mesela. Kitaptan bir pasaj okuyorum orada. O güzel oluyor öyle. Yüzükler Efendisi'ndeyken Yüzükler Efendisi konuşmak. Oynarken. Şeyde mi? Witcher'da böyle. Evet. Witcher'ı kitaplarını tavsiye ederim bu arada. Witcher. Filmini izledim. Ay dizisini. Çok kötü. Hiç. Beğenmedim. Yani bana göre bir değil filmi. Yok kimseye göre değil ya. Yani öyle bir dizi yaptılar ki o kimseye göre değil. Mad Max filminin ikincisi gelsin artık çok zor. İkincisi geldi zaten. Mad Max. Aha Giray gelmiş. Neredesin Giray be? Dedi abla dedi merak etme dedi ben senin arkanda olacağım dedi. Ondan sonra sana dedi kişiler getireceğim edeceğim bilmem ne filan dedi. Bizim Giray kayboldu ortalıktan. Geri mi gidiyorsun? İçeri beğenmeyince demek. Neyi beğenmedi anlamadım ki. Yok, dedik ya az önce içeri beğenmedik diye. İçeri beğenmedim. Ha Witcher için mi diyorsun? Galiba. Bana göre değil ki Witcher. Sana göre olabilir. Superman'deki adam oynuyordu onda. Ekmekli mi? Arasına bir de tuzlanmış domates ve içi oyulmuş salatalık koyarsan. Abi seni peynir ekmekle izliyorum. Salatalık şu an kaç lira? Haberin var mı senin? Hayali güzel. Betaks. Yani gerçi realisteden konuşmuyoruz. Bir şey ama şu an hayali güzel. Salatalık evet. Falan lüks şeyine giriyor benim için. Ben hayalini konuşuyorum. Hani realite değil. Hayalini konuşuyorum. Ya ben de mesela hıyara olacak için, salatalık olacak için. Domates olacak, biber olacak. Ki mesela benim peynir ekmek. Oh! Dediğim sandviçte ekmeğin. Bak ne diyor? Yedirmiyor bana diyor. Ekran falan hiç gelmiyor. Bak Burak az önce sandviç bak ileride bir gün yaparsın hani şu an çok zor da bir tarafını yeşil zeytin ezmesi diğer tarafını siyah zeytin ezmesi sürüyorsun ekmeğine o sandviç bir tatlı oluyor anlatamam. Tavsiye ederim. Şimdi eksikleri bir şekilde gidereceğiz edeceğiz. Evet, Burak'a güveniyoruz bu konu. Kaptan haldeyiz. Ha Metin 2. Ha. Valla Giray ben kanalında da söyledim. Eğer bir gün, yarın bir gün Twitch'te dolandırıcılık işine bulaşacak olursam Metin 2 ya da Night Online oynarım demiştim yani. Metin 2 ve Night Online o ötürü oynar. Evet. Öyle. Şimdi bana bu akşamlık müsaade. Siz oyun oynayacaksanız size iyi, keyifli teşekkür yayınlar. Ederiz. Çok teşekkür Hayırlı ederiz. Ramazanlar bu arada. Herkesin, evet. Gece kalkacak olanları da şimdiden gece kolay gelsin. Aynen. İlk gece zor olur çünkü. Aynen öyle. O yüzden güzel bir yayın oldu benim için. Değişik bir şey oldu. Değişik bir atmosfer oldu. Dün geceki farklıydı. Bu geceki daha bir farklı oldu. İnşallah daim olacak. Devam olacak. Bir şekilde bakacağız. Tabii arkadaşlar yayının başından beri burada olan arkadaşlar nasıl beğendiler mi beğenmediler mi bilmiyorum. Onlar da aslında bize eksiklerimizi, fazlamız şeylerimizi söyleyebilirlerdi. Fikir bir şey yapabilirlerdi. Evet ya, bunlar şey işi, hani zamanla yapa yapa. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana da Gemmin bu ben arada. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sizin tarafa da iyi geceler. Tamam. Tamam. İyi geceler. Görüşmek üzere. Herhalde burayı sonlandırınca o da sonlanacak. Görüşmek üzere. Yani multi-twitch mi? Sanlanır. Tamam. Dayı şovu bıraksın. Ay, şov. Hayırlı çok Ramazanlar bu arada. Herkesin, evet. Gece kalkacak olanları da gece şimdiden aynen. Kolay gelsin. İlk gece zor olur çünkü. Aynen öyle. O yüzden güzel bir yayın oldu benim için. Değişik bir şey oldu. Değişik bir atmosfer oldu. Dün geceki farklıydı. Bu geceki daha bir farklı oldu. İnşallah daim olacak. Devam olacak. Bir şekilde bakacağız. Tabii arkadaşlar yayının başından beri burada olan arkadaşlar nasıl beğendiler mi beğenmediler mi bilmiyorum. Onlar da aslında bize eksiklerimizi, fazlamız şeylerimizi söyleyebilirlerdi. Fikir bir şey yapabilirlerdi. Evet ya. Bunlar şey işi, hani zamanla yapa yapa. Hayırlı Ramazanlar. Bak Giray, sakın toksiklik yapma. Konuşmam seninle. Gerçekten ya, konuşmam seninle. Fırsat olmaz zaten toksiklik yapmaya. O konuda sıkıntı yok. Heh. Ondan evet. Sonra bir iki çift. Seni tanımak güzeldi ablacığım. İyi geceler. İyi geceler ablacığım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum sana da Gemmin bu arada. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. DC'de konuşuruz. Tarafa da iyi geceler. Tamam. Tamam. İyi geceler. Görüşmek üzere. Herhalde burayı sonlandırınca o da sonlanacak. Görüşmek üzere. Multi-twitch mi? Kısanlanır. Tamam. Dayı şovu bıraksın. Ay şok oldum ben. Şov mu? Sen ona bakma. Hadi görüşmek üzere.